sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları. Efendim, giriş kırtasiyede davetiye bastırdım. Hemen çıktığımda Adana'nın renkli bir siması. Hatta birbirimizi acımasızca da eleştiririz zaman zaman. Ama bana göre adam gibi adam. Ercan Yılmaz. Nasılsın Ercan abi? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Vallahi abi hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor. Ercancığım, basın dünyasını nasıl değerlendiriyorsun? Son zamanlarda özellikle kısa ve öz. Buyur. Abi basın diye bir şey kalmadı ortada. Evet. Şu anda zaten tamamıyla görsel basın bitti. Artık tamamen internete dökülmüş. Daha doğrusu internet haberciliği de kalmadı. Sosyal medya denen bir gerçek var. Yani 5 duyu organımıza bir de 6. duyu organı olarak sosyal medya ekliyoruz. Akıllı telefonlara ekliyoruz. Evet. Yani o klasik basın anlayışı kalmadı artık. Yani. Peki abi senin site devam ediyor tabii, mu? Tabii, internet site bütün güzelliğiyle tabii, eleştirel yazıların tabii, devam tabii, ediyor. Tabii. Peki. O Allah'ın emri. Peki bizim Hüseyin Bayrak gerçekten mücahitlikten ciddi bir müteahhit olmuş. Geçen bunu Yüreğir Belediye Başkanı abi, da söyledi. Ne diyorsun? Hüseyin Bayrak 2 tane 50 nece kamyon tutmuş. Kazandığı paraları her gün ortalarında gezdiriyor. Bankaya da yatırmıyor kimliğinden. Kamyonda gezdiriyor o parayı. Ya Ercan, aileler derken, aileleri eleştirirken kendi de o ailelerin içine tabii, girdi. Tabii. Şu anda Adana'daki o hani onun klasik komplo teorileri vardı ya. Evet, evet. Meşhur işte Adana'yı yöneten aileler falan varmış. Adana'yı sen yönetiyorsun, Hüseyin Bayrak. Evet, peki siyasete nasıl bakıyorsun abi Türkiye'de özellikle? Özellikle de Adana'da. Siyasetle bitmiştir bana göre. Şu anda uygulanan devlet politikalarını destekliyoruz. Tamamıyla milli ve yerli siyaset diyoruz. Milli ve yerli olmayan hiçbir şeyi de kabul etmiyoruz. O kadar. Evet, milli ve yerli siyaseti destekliyoruz. Haricindekileri kesinlikle kabul etmiyoruz dedi Ercan Yılmaz. Efendim, bana çay ısmarladı. Çay burada. Çayımızı içiyoruz. Biraz daha antrikofort sohbet edelim. Irk renk dildin demeden Adana'dan. Çukurova sıcaklığında tüm Türkiye'ye diyoruz ki Ercan kardeşimle biz gelmedik davi için, bizim işimiz sevgi için, gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Evet.